O bir kuş mu? Hayır. O bir uçak mı? Hayır. O bir UFO mu? Hayır. O bir nanket. Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Balkanların en lezzetli oyun kanalına oyunu mamuller hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Bugün sizlerle birlikte Ninecat'in oyununu oynayacağız. Kendisi esasında bir mobil oyun. iOS ve Android platformlarına çıkmış bir oyun. Fakat nasıl Ninecat'ten daha fazla para kazanabilirsiniz cevabı olarak kendisi Steam'de de çıktı bilgisayar versiyonu adı altında. Bir bakacağız neymiş ne değilmiş. Steam'in yıl sonu indirimlerinden bayağı ucuza aldım. 3-4 liraya falan aldım, tam hatırlamıyorum. Bakalım yavaş yavaş girelim oyuna. Kayıttan önce bir yarım saat 45 dakika kadar baktım nedir ne değildir bir baktım şöyle. Anlamadığım bir şey yok, gayet basit bir oyun, hatta gereğinden fazla basit bir oyun. Şimdi öncelikle şu Create Your Own Ninecat bölümünde kendi Ninecat'imizi baştan yaratabiliyoruz. Bu orijinal default Ninecat. Buna mesela ne yapabiliyoruz? Şurada edit kısmı var. Burada Ninecat'imizin suratını piksel piksel her karesine renkleriyle oynayabiliyoruz. Şekliyle şemaliyle oynayabiliyoruz. Mesela bu Ninecat'i gülen yüzünü silip somurtkan bir Ninecat haline getirebiliyoruz. Kırmızı rengine çevirebiliyoruz. Kulaklarını mulaklarını uzatabiliyoruz vesaire. Her şeyi yapabiliyoruz bildiğiniz. Fakat tabii ki hiç o topa girmeyeceğim şu anda. Girsem çıkamam. Onun dışında karakterimizin gövdesi. Şu kısım görmüş olduğunuz. Onun dışında işte arkadan gelen gökkuşağı pelerinin renklerini falan. Her şeyini değiştirmeniz mümkün. Tamamen burası çocuklara yönelik bir kısım olmuş esasında. Onun dışında ne var? Bakalım. Heh, bir de şurası var. Burası tam bir sanal bebek bölümü. Şimdi. Burada eskiden hatırlarsınız bu eski 1 milyon lira satılan şeyleri falan. Nedir onun ismi? Sanal bebekleri falan. Burada karakterimizi yediriyoruz, içiriyoruz. Oyun oynatıyoruz vesaire. Şuradan mesela uyku moduna sokuyoruz. Ninecat uyumaya başlıyor. Tekrar uyandırıyoruz falan filan. Yani bu şekilde zaman geçirebilmeniz de mümkün. Fakat tabii ki hiç gerek yok. En azından şu videoda hiç gerek yok. Her neyse biz direkt play game deyip başlayalım. Bu arada arka planda duymuş olduğunuz Ninecat'in tema müziği sürekli çalacak arkadaşlar. Sürekli çalacak. Hani oyunda farklı bir müzik hiçbir şey yok. Sadece bu var. Klasik modla başlayalım isterseniz. Burada görevler mevcut. Mesela şu anda mevcut bir görevim var. Deactivate 5 tane bombayı deaktive etmemiz gerekiyor. Hani bir şekilde etkinliğini durdurmamız gerekiyor bombanın. Bir imha etmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Buradan bölüme girmeden önce değişik boost itemler almamız mümkün. Mesela kalkandır, hızlı başlangıç, işte 50 çarpı combo ile başlıyoruz falan filan. Bunlara da hiç girmeyeceğim şimdilik. Direkt şöyle başlayalım. Oyunumuz esasında sizin de görmüş olduğunuz gibi bir anda disco topunu aldım ve ortam şenlendi şu anda. Bunlar oyuna çok kısa bir sürede olsa bir eğlence katıyor. Başka hiçbir amacı yok. Bu tarz itemler, mesela şurada bir şey aldım, bütün platformun altına büründü falan. Oyunda böyle 10-15 tane benim gördüğüm kadarıyla farklı item var. Mesela şurada bir enerji içeceği var. Bu demin aldığım şeydi galiba. Bunları aldıkça işte bir 10-15 saniyeliğine değişik değişik şeyler görüyoruz. Ve bombaya basıp ölüyoruz. Bir daha gireyim hemen oyuna. Oyunumuz esasında bir iki platformlu side scroll bir oyun. Fakat endless bir oyun. Nedir endless oyun? Çoğu mobil platformdan aşina olduğunuz sürece nedir onun ismi? İşte Temple Run'lar, Subway Surfer'lar falan filan. Siz bitiremedikçe oyun bitmiyor. Herhangi bir sonu yok oyunun. Sadece sizin yanmanız gerekiyor oyunun sonuna gelebilmeniz için. Herhangi bir bölüm sonu, işte efendime söyleyeyim bölüm sonu canavarı falan, bunların hiçbirisi söz konusu değil. Karakterimiz normal olarak işte şekerdir, süttür, pastadır, börektir, çürektir, onları topluyor. Fakat bunların dışında da az önce gördüğümüz gibi işte enerji içecekleri, işte sigara migara, orada göreceksiniz birazdan hepsini. Şu bombalar falan vesaire, Superman logoları falan. Şu bombalara sürekli patlayıp biliyorum nasıl deaktive edeceğimi daha çözemedim onları. Mesela şurada yeşil bir şey var, o ne işe yarıyor? Gökkuşağımız geçici bir süreliğine yeşilden kalıyor mesela. Bu da bir it var. O ite hiç ellemeyeyim. Onu ne yapacağı belli değil onun.
Bazı platformlar düz bildiğiniz platform. Bazıları mesela zıplıyor. Bazıları yok oluyor falan. Heh, bir de şurada adını unuttum. Bir tane kötü kedi var. Ona çarpmamanız gerekiyor mesela. Bir de şu altınları topluyorsunuz. Esasında oyunumuzun genel mantığı bu. Başka bir şey beklemeyin oyundan. Şurada bir tane bir şey var. Ne oldu o? Süt şişeleri arttı galiba. Nine Glasses diye bir item. Şurada bir item daha gördüm. Aha. Ghost diye bir item arkadaşlar mesela. Zıpladığınız platformları geçici bir süreliğine görünür ve görünmez kılıyor. Az önce zıplayan bir platforma çarptım. Böyle bir oyun arkadaşlar. Mesela sigara vardı, sigarayı kaçırdım. Altınızda herhangi bir platform kalmadığında ise kolaylıkla ölebiliyorsunuz. Karakterinizin tek canı var bu arada. Herhangi bir şekilde ölünce devam etmek falan mümkün değil. Onun dışında bir de şunu söyleyeyim. İtemlerin arasında görmüş olduğunuz gibi yuvarlak, üstünde kedi işareti bulunan bir şey var. Heh, mesela şu anda Superman itemini aldım. Super Nine diye bir karaktere büründü bir anda karakterimiz. Altınızda bir platform oluşana kadar kendi kendine devam ediyor bu Ninket. Aha, bir anda büyüdü mesela Ninket. Big Nine oldu. Platformlar falan sallanıyor o derece yani. Ne diyordum bir de? Ha, şu sarı mesela üstteki platformda görmüş olduğunuz. Şunlar mesela, şu altınlar var. Bu altınlar ne işe yarıyor derseniz, oyununuzda bir sürü şeyler alabiliyorsunuz. Mesela arka planlar, temalar falan alabiliyorsunuz. Sadece o işe yarıyor, başka hiçbir işe yaramıyor. Şu an Coin Yan diye bir item aldım. Ve aşağı düştüm, öldüm. Tamam, bu kadar arkadaşlar. Şu an benim görüntümden size gözüküyor mu bilmiyorum ama 423 tane altın toplamışım. Bir yarım saat, bir saat kadar oynamıştım daha önce. Ondan da bir biriktirdim biraz. Onlarla neler alabiliyoruz, neler edebiliyoruz onu en son göstereceğim. Az önce oynadığımız şey klasik bölümdü. Bir de Universe bölümü var. Universe'a bakalım. Yine aynı şekilde boost item alabiliyoruz. Heh. Bu da... Şu enerji şeyini alalım. Adrenalin. Şu aküye benzeyen şeyleri toplayıp alttaki barı doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Verilen süre içerisinde mesela 70 saniye gibi bir süremiz var. Şu çiçek ne işe yarıyormuş? Oo, partiler diskolar. Şu an altında hiçbir platform yok ve düştüm, öldüm. Onu daha hiç doldurmayı başaramadım, o alttaki çubuğu. Bir doldurmayı deneyeceğim, bakalım ne işe yarıyormuş. Ne bileyim, bir bölüm sonu falan çıkar belki, bir şey çıkar. Sürprizli. Heh, mesela şu sigarayı bir alayım. Alamadım. Şurada 3 tane var ondan. Fakat yine verilen süre dolduramayacakmışım gibi bir his var içimde. Heh, Elonian. Böyle de bir item daha açtık mesela. Nedir? Böyle biraz gerilimli bir mod oluyor mesela. Bazen platformları göremiyorsunuz vesaire. ...40 saniye kaldı yaklaşık. Hiç bitirebilecekmiş gibi bir izlenim yok bende. Olur belki ya. Yaklaşık 2 tane daha toplasam olacak büyük ihtimalle. Ve... Olmadı. İki tane daha. Tamam. Topladık. Ne oldu? Heh, ikinci bir dünyaya geçtik. Değişen hiçbir şey yok. Sadece arka plan değişiyor arkadaşlar. Heh, Tecna'ymış o kötü kedinin adı. Öğrenmiş olduk. Toplamadığınız başka itemler ben görmüştüm diye hatırlıyorum kayıttan önce ama tamamen rastgele arkadaşlar. Random bir şekilde çıkıyor. Şansınıza kalmış. Şu uzaylara çarpınca puan kaybediyorsunuz. Onu net bir şekilde hatırlıyorum. Tamam, yine fulledik. Üçüncü üniversiteye geçtik. Bu sefer ne oldu? Denizaltı gibi bir yerdeyiz.
falan filan işte arkadaşlar. Böyle gidiyor oyun yani. Değişen hiçbir şey yok. Sadece bölümlerde ilerledikçe mesela kötü düşman sayısı artabiliyor. Platformların sıklığı azalabiliyor. Bir şekilde oyun zorlaşıyor. Ne derece zorlaşıyor? O da ayrı mevzu. Mesela Magnetine diye bir item aldım şu anda. Bütün itemler otomatikman toplanabiliyorlar. Bana doğru geliyor şu anda. Şu sigarayı yine kaçırdım. Ne kadar sigara almak istiyorum belli değil. Şunları daha önce söylemiştim. Gökkuşağının rengini değiştiriyor. Başka hiçbir işe yaramıyor. Mağaralı bir bölüme geldik. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. Ben şimdi bir öleyim. Yoksa bu bitmeyecek. Zaten bir süre sonra isteseniz de ölemiyorsunuz. Çok kolay oyun. Gereğinden fazla kolay. Şöyle bir öleyim. Nüyan diye bağırıp ölüyor. Neymiş? Şanslı paket açtık şu anda. Bulduk daha doğrusu. 25 altın verip açabiliyoruz. Açalım. Altından bol neyimiz var? Ne çıktı? 10 tane şey. Dondurma ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Her neyse. Bu bölümde bu arkadaşlar. Nine Wings. Heh, bunu hatırlıyorum. Bu en farklı mod işlerinde. Şimdi. Bütün harita böyle arkadaşlar. Çukurlardan oluşuyor. Ve siz tam çukura denk geldiğiniz esnada space'e basıp iğmeyi artırıyorsunuz. İğmeyi artırdıkça daha yükseklere zıplayabiliyorsunuz. Ekranın en altında, şu an mesela ben ortaya geçmiş durumdayım, şu mouse'la göstereyim. Benim kafam var. En geride de şurada da kötü kedi var. Yavaşladıkça o kötü kedi, siz kötü kediye daha doğrusu yaklaşıyorsunuz ve yakan zamanda ölüyorsunuz. Fakat iğmeyi ne kadar artırırsanız, hızınızı ne kadar artırırsınız, o kadar fazla oynayabiliyorsunuz ve kötü kediden o kadar çok uzaklaşıyorsunuz. Bu arada bir tek space ile oynuyorum dedim ama diğer modda da bir tek space ile oynuyorsunuz. Yani başka hiçbir tuş yok. Ninecat kendi kendine ilerliyor. Oldukça casual bir oyun. Yani baya baya basit bir oyun. Gereğinden fazla casual bir oyun hatta. Bu şekilde burada da üniversitede geçiyorsunuz arkadaşlar. Aynı bir önceki modun aynısı. Hızlanıyorsunuz en sonunda şu büyük yokuşuna uçtuğunuz zaman. O dünyayı tamamlıyorsunuz planeti ve sırayla planetleri değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Neyse ben bir yavaş yavaş hareket edeyim şurada. Şurada görmüş olduğunuz gibi mesafe gitgide kısalıyor. Şu altını toplayayım da bari öyle öleyim. Gitgide yaklaştı şu anda. Az bir şey kaldı. Kötü kedi geliyor. Size bir şey atıyor. Meteor mu atıyor? Ne atıyor bilmiyorum. Ölüyorsunuz. Bu modda böyle arkadaşlar. Yeter tamam daha oynamayacağım. Şurada bir Zen mod var. Bunu denedim mi hatırlamıyorum. Bu neymiş? Aha, UFO atak. Bunu ilk defa alıyorum. Bir tane de yaşamını taştım. Bubble Nine diye bir şey aldım arkadaşlar. Bu da zıplama sayınızı bayağı istediğiniz kadar zıplayabiliyorsunuz. Böyle tabii bunun da bir süresi var. 10-15 saniye falan her itemde olduğu gibi. Yine UFO Nine aldım. Bu ne işe yarıyor hiç çözemedim. Ve bu modun mantığını da çözemedim. Hani diğer klasik moddan ne farkı var şu an hiç anlayamadım cidden. Görünürde aynı gibi gözüküyor ama. Aa şurada kalp var. Kalp alınca ne oluyor? Nine Love. Allah'ım yarabbim. Heh, anladım. Etrafımızdaki kalpler düşmanlara çarpıyor ve bir şekilde öldürmek mümkün oluyor. Belki de bombaları da bu şekilde deaktive edebiliyoruzdur, emin değilim. Şu ne? Big Nine'a, bunu almıştık galiba. Mesela bu şekilde şu kötü kediye çarpsam ne olur? Aha, sigara. Sick Nine. Hasta Nine'a dönüşüyoruz. Bir ağırlaşıyor, bir pislik hale geliyor böyle.
O kadar öve öve bitiremediğim sigara itemi de buydu arkadaşlar. Fark etmişsinizdir, tema müziği bitip sürekli yeniden başlıyor, bitip yeniden başlıyor ve hiç hoş değil. Bir süre sonra başınızın ağrımaması işten bile değil arkadaşlar. Ve öldüm, Allah'tan öldüm, tamam. Bu mod da böyle. Catch 9. Bu biraz daha şey, zorlayıcı demeyeyim de artık ne kadar zorlayıcı olabilir ki. Bu da şöyle bir şey arkadaşlar. Kötü kediyi oynuyorsunuz ve ters taraftan oynuyorsunuz platformlar üzerinde. Açık söyleyeyim, ilk bu modu açtığımda ölmüştüm. Bayağı bir ne olduğunu anlamayıp ölmüştüm falan. Şu eğimli çukurlu modun dışında en farklı mod bu. Zaten bunun dışında başka bir mod yok oyunda. Bunda hiç fazla ilerleyemedim ama mesela bunda biz zaten kötü karakteriz. Burada düşmana kötü karakter mi çıkıyor, başka bir şey mi çıkıyor onu hiç bilmiyorum. İtemler aynı, itemlerde değişen bir şey yok. Karakter değişti diye itemle değişecek diye bir şey yok. Yine sigara aldım şu anda. No 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 no. Bir iki item daha vardı diye hatırlıyorum ama tamamen şans olduğu için şu an mesela sizin şansınıza çıkmadı. Şu süpermenliği aldık. Bunu nasıl deaktif edeceğimi hiç bilmiyorum. Aa şu neymiş? Bunu da almıştık ya, tamam, almadığımız item kalmadı mı acaba? Bu arada platformlar görünmez olduğu zaman düşmüyorsunuz altına. Sadece yerini düzgün bir şekilde görmeniz gerekiyor atlamak için. Bu da böyle. Şimdi bakalım. Şu an 440 tane altınım var. Az önce bahsetmiştim bu altınlara ne yapabiliyoruz, onun cevabını vereceğim diye. Şurada bir alışveriş bölümü var. Temalar ve skinler açabiliyoruz buradan. Nedir efendim? Burada değişik değişik temalar almamız mümkün. Bu tema ve skin paketlerinin tanesi 100 altın. Ve karakterlerin de şekli değişiyor arka planlarla birlikte. Fakat bunların dışında... Nedir mesela? Sadece tema almak istiyorum derseniz 50 altın veriyorsunuz. Mesela Alice teması. Harikalar Diyarı. Ocean falan filan. Another Nine. Bu Another Time miydi? Bir tane platform oyunu vardı eski bir. Onu baz almışlar. Super Nine-io. Nine Park. Max Cat. Nitron falan. Tamamen bilindik markalardan esinlenmişler. Nine Wars falan. Bakayım başka bilindik bir şey. Nine Wood. Falan filan. Mesela bir tanesini alalım. Hangisini alalım? Şu Super Nine-io'yu bir alalım mesela. Nasıl alıyoruz? Tıklayarak mı alıyoruz? Allah'ım alamıyorum. Ha şuna mı basacağız? Arkadaşlar direkt port etmişler. Hiç bilgisayarı adapte etmek için en ufak bir çaba göstermemişler ve tuşla bile algılayamıyorum. Her neyse şu alışveriş sepeti simgesine tıklamamız gerekiyormuş. Şu Super Nine-io'yu aldım. Bir de şu şeyi alalım. Mad Max'in çakmasını alalım. Max Cat'i alalım. Onu da aldık. Bir tane de şey alalım. Tema paketi alalım. Şu Western'i alalım bir de. Tamam. Şimdi bunları nasıl aktif ediyoruz bir ona bakalım. Klasik modda. Change World galiba. Evet. Mesela şu. Bunu açmışız. Mesela şunda kilit işareti var. Bunda yok. Bunu onaylıyoruz. Max Cat'i. Daha sonra oyuna girdiğimiz zaman. Aynen öyle. Hatta bir tane daha ışığımı taştım. Bu da böyle arkadaşlar. Oynanışta falan herhangi bir değişiklik beklemeyin. Sadece oynadığınız World'un arka planı değiştiriyor. Başka hiçbir şey yok. Şunu da bir kere daha alayım. Şunlar zıplayan platformlar. Daha önce söylemiştim. Böyle arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Ben şuradan bir öleyim. Tamam.
Arka planı değiştirdik. Bir de temayı değiştirelim bakalım nasıl bir şey oluyormuş. Şu nasıl yapıyorduk ki onu? Şuradan mı değişecek onlar? Heh, şu Western'i almıştık galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Onu onaylayalım. Tamam. Ne oluyor şimdi? Heh. Bunda da karakter değişiyor. Neyse tamam ben öleyim yoksa bu işkence bitmeyecek. Tamam. Vallahi arkadaşlar göstermediğim bir şey kalmadı. Oyun bu kadar zaten. Fazla bir şey beklemeyin oyundan. Tam anlamıyla bir mobil oyun. Çok fazla casual bir oyun. Peki soracaksınız bu oyunu sen niye aldın? Vallahi açıkçası merak ettiğim bir şey aldım. Ninecat sevdiğimiz saydığımız bir abimiz. Tamamen de zaten Ninecat'in üzerinden para kazanmak amaçlı çıkartılmış bir oyun. Başka herhangi bir amacı yok. Ben Ninecat için daha zorlayıcı bir platform oyunu bekledim. Böyle bayağı kabız edici sinirden böyle sinir stres sahibi olacağınız bir platform oyunu bekledim. Daha çok yakışırdı şahsen. Bu çok fazla çocuk oyunu olmuş. Artık ben bunu ne yaparım? Konu komşu geldiği zaman, küçüklü büyüklü yiyenler geldiği zaman bilgisayarda onları oynatırım. O arada da şeyler düşer, takas kartları düşer, trading kartlar. Onları satarım. Arada da açar achievement kasarım. Başka da bir halta yaramaz arkadaşlar. Bu bir inceleme videosuydu. Birazdan artılarını eksilerini yazacağım oyunun. Bir puanlamasını yaparım. İncelemenin sonuna geliriz arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Daha farklı, daha zorlayıcı oyunlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.